Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Solbek için harekete geçti. Şenol Güneş yönetimden transfer istiyor. Siyah beyazlar scout listesinde yer alan Danimarkalı Solbek'e yöneldi. Takvimdeki habere göre siyah beyazların gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi. Ceyhun Kazancı'nın Danimarkalı Solbek'i çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtiliyor. Siyah beyaz yönetim Masuaku ile mukavele fesinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı Solbek Kartal'ın transfer listesinde bir numaralı hedef olabilir. Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. Casper Höjer bu mücadelelerde 2 gol 8 asistlik performansla dikkat çekti. Yıldız Solbek'in takımıyla mukavelesi 2024'te bitiyor. Öte yandan yaz transferinde Tayyip Talha için rekabete giren Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez Adana Demirsporlu Samet Akaydın için karşı karşıya. Sarı lacivertlilerde yerli stoper için önde gözüken isim Adana Demirspor'un Türkiye A Milli Takım'a gönderdiği futbolcusu Samet Akaydın. Ancak bu transferde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip var. O da Beşiktaş. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Wellington ve Montero'yu kadroda düşünmüyor. Güneş stopere takviye yapılmasını istiyor. Yabancı kontenjanını stoperde kullanmak istemeyen Beşiktaş rotasını Adana Demirspor'un A Milli Takım'da forma giyen oyuncusu Samet Akaydın'a çevirdi. Yönetimin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek transfer şartları hakkında bilgi alacağı belirtiliyor. Siyah beyazlar maliyetini atması durumunda takas teklifinde bulunmayı da düşünüyor. Eğer transfer gerçekleşirse Tayyip Talha ve Samet Akaydın Adana Demirspor'dan sonra Beşiktaş'ta beraber forma giyebilir. Stoper mevkisinde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin de yerli ya da TFF kuralına uyan 21 yaş altı bir yabancı stoper almak istediği biliniyor. Yerli olarak öne çıkan isim ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın. 1.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tayyip Talha'nın İstanbul uçak biletinin Fenerbahçe tarafından alındığı iddia edilmişti. Futbolcu imza töreninde böyle bir olaydan haberi olmadığını açıklamıştı. Tayyip Talha'dan sonra yine bir başka Adana Demirsporlu Samet Akaydın için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hangisinin transfer savaşını kazanacağı bilinmiyor. 28 yaşındaki Samet bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. Diğer yandan siyah beyazların transfer çalışmalarında eski Galatasaraylı Nagatomo da sürpriz bir şekilde gündeme geldi. Beşiktaş transfer hedeflerinin ilk 2 sırasında yer alan Ziyech ve Asano için çalışmaları sürdürüyor. Romain Saiss birçok ülkeden teklif alan Ziyech'i Kartal'a gelmesi için ikna etmeye çalışırken Asano da bilgileri Nagatomo'dan alıyor. Almanya'da Bochum'da forma giyen Japon kanat oyuncusu Takuma Asano'yu bonservisiyle almayı planlayan yönetim bu isim için ısrarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun İstanbul'u ve Beşiktaş hakkında daha önce Galatasaray forması giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Nagatomo'dan bilgi aldığı kaydedildi. Almanya'dan ayrılan sıcak bakan Asano'nun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı konuşuluyor. Premier Lig ekibi Chelsea'de alternatif oyuncu pozisyonda olması sebebiyle ayrılığın eşiğinde olan başarılı hücumcu Ziyech de Avrupa devlerinin radarında. Premier Lig ve Serie A olmak üzere birçok önemli ligden teklifler alan başarılı oyuncu kararını turnuvadan sonra verecek. Beşiktaşlı futbolcu Saiss'in Ziyech'e Beşiktaş ve taraftarlarla ilgili sürekli bilgi verdiği ve milli takımdan arkadaşının kararını siyah beyazlardan yana kullanması için yoğun mesai harcadığı bildiriliyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.